Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıttan gemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Diyeceksiniz ki bir dergi yaprağı, bir de kullanılmış bir test yaprağı var. Neden onlar var, normal bir kağıt yok diye düşünebilirsiniz. Çocukluğumuzda imkansızlıklardan ve boş kağıdı ziyan etmemek için biz gazete kağıdından, dergi kağıdından, test kağıdından, buna benzer kullanılmış kağıtlardan gemiler yapardık, uçaklar yapardık. O yüzden bugün size gemiyi özellikle buna dikkat çekmek için dergi kağıdından ve kullanılmış bir test kağıdından yapacağım. Gemi yapmak gerçekten çok kolay. Birkaç püf noktası var. Onları yaptıktan sonra gemimizi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Öncelikle şu dergi kağıdından gemimizi yapıyorum. Gemiyi yapmak için önemli olan püf noktası kağıdın kare olması, kare. Şimdi bu kağıtlar dikdörtgen. İkisi de dikdörtgen. Bunu kare haline getirmek çok kolay. Şu ucunu alıyoruz. Şu şekil diğer kısmı ile şöyle birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi bu birleştirdiğimiz şu kısım kare oluyor zaten. Kare. Ve şu fazlalık olan kısmı da kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Şöyle şu şekilde katlıyoruz. Katlıyoruz. Katlıyoruz ve şuradan şu katladığımız kısım şuradan koparabiliriz elimizde. Hiçbir makas, bıçak falan kullanmaya bile gerek yok. Şu şekilde şu fazlalığı kopardı mı şurada kare kağıdımız oluşuyor. Kare kağıdımızda dediğim gibi gemi yapmak bu kare kağıtla çok basit. Kare kağıdımızı alıyoruz, iki ucunu birbirine birleştiriyoruz. Şu şekil birleştiriyoruz. İki ucunu birleştirdik. Sonra tekrar bir daha katlıyoruz. Katlıyoruz. Şöyle şu şekilde oluşuyor. Dediğim gibi ikiye katladık. Sonra tekrar katladık. Şu şekil oldu. Bunun tek katını alıyoruz. Tek katını alıyoruz. Şöyle aşağı kıvırıyoruz. Tek katını alıyoruz. Aşağı kıvırıyoruz. Diğer kısımlarını komple. Bunu tek alıyoruz. Kıvırıyoruz. Diğerlerini komple alıp tekrar bu kısma şu şekil katlıyoruz. Ve şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Sonra şu içini açıyoruz. Açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar dikkat edelim. Şu şekilde açıyoruz ve iki ucunu birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra şuradan tutarak şurası bak şu şekilde şöyle açtığımızda şu şekilde açtığımızda bak gemimiz ortaya çıkıyor. Gemimiz ortaya çıkıyor. İsterseniz şöyle bastırırsınız. Şöyle gemimiz ortaya çıktı. Gemimizi şu şekilde gemimizi görüyorsunuz. Gemimiz oluştu. Hemen diğeriyle de hızlı bir şekilde yapacağım daha iyi anlamanız için. Tekrar alıyorum bu kağıdı şu ucundan tutuyorum. Diğer şu yan kısmıyla şu şekilde hemen birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Bu kısım kare kısım olmuş oluyor. Kağıdın kare şeklinde olması bizim gemimizi yapmamız için işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Tekrar dediğim gibi bunu isterseniz böyle, isterseniz şu şekil görerek şu ucundan şu şekilde hemen alıyorum. Tekrar bu fazlalığı elimle hiçbir şey kullanılmadan normalde gemi yapmak veya başka şeyi yapmak elinle imkansızlıklarda yaparsan daha güzeldir. İşte biz de çocukluğumuzda bu şekilde yapıyorduk. Hemen burayı koparıyorum. Kare kağıdımız ortaya çıktı. Tekrar bunu ikiye katlıyorum. İkiye katlıyorum. Tekrar ikiye katladıktan sonra bir daha katlıyorum. Dörde katlamış oluyorum. Bak dikkat ederseniz kare şeklinde devam ediyor. Hemen şu ucunu alıyorum. Şuraya katlıyorum. Diğerleri üçlü oluyor zaten. Bunu da üçünü birden alıp
diğer tarafa katlıyorum. Katlıyorum. Şu şekil oluşuyor. Şu arada bak göreceksiniz burada bir boşluk var. Şu. Bunu da şu şekil açıyorum. Açıyorum. İki ucunu hemen açarak şu iki ucunu şu şekil birleştiriyorum. Bak tekrar göstereyim. Şu şekil şapka gibi şekilden şu şekilde katlıyorum. Katlıyorum. Sonra şu yanlardan tutarak bunu böyle açıyorum. Bak gemiyi görüyorsunuz. Gemimiz hemen ortaya çıkıyor. Şu kapalı hali şuradan tutuyorum, açıyorum. Gemimiz ortaya çıkıyor. Ve gemimizi bu şekilde güzel bir gemimiz tekrar oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz gemi yapmak bu kadar basit. Gemilerimiz hazır. Kullanmış olduğumuz daha önceki kağıtlarımızı da değerlendirmiş olduk. Boş kağıdı israf etmemiş olduk. İki tane güzel bir şekilde gemimiz hazır. Bunları isterseniz bir çocuğunuza veya ne bileyim bir kovanın içinde veya leğenin içinde su koyarak çocuğunuza bunları bu şekilde yüzdürebilirsiniz. Bunu da sizlere göstereceğim. Suyun içinde de yüzdüğünü de göstereceğim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz gemiyi bir kabın içine su koyduk. Gemimizi de içine koyduk. Gayet güzel bir şekilde yüzdürebilirsiniz. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde yüzüyor. Tabii bunu büyük bir kapta veya leğende de yapabilirsiniz. Ben size göstermek için evet gemimiz gayet güzel bir şekilde yüzüyor. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok bizler memnun oluruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Diğer güzel videolarda tekrar görüşmek üzere.